Seni sağ salim annene teslim edeyim de. Anneme mi teslim edeceksin? Hayatta olmaz. Ne diyorsun sen Sülpü? Kadıncağız iki göz iki çeşme ağlıyor. Haberi duyduğundan beri yedi bitirdi kendini. Beni evden kovarken düşünecekti bunları. Ya başıma daha kötü bir şey gelseydi? Ya kurtulamasaydım abinin elinden? Olanların tek suçlusu, tek sorumlusu anam. Ya benim aklıma bir şey geldi ama olmaz öyle. Söyle de olur mu olmaz mı ben karar vereyim. Diyorum ki ben seni bulamamış olayım. Bir yerde saklanalım. Sonra da evlenip çıkalım ortaya. Tamam ben varım. Emin misin? Bak tehlikeli bir iş bu. Varım Burak. Artık canıma yetti. Burama kadar geldim. Seninle her şeye varım. Canım benim. Burhan onu arıyor. Ben bulmuştur ümidiyle geldim ama... Bulsa haber etmez miydi? Getirmez miydi kızımı buraya? Anne hınzırı ne oldu ha? Yakaladık ama... Verseydin onun cezasını. Maalesef elimden kaçırdım. Jandarmaya teslim etmeye götürüyordum. Başıma vurup kaçtı. Hay Allah. Elleri kırılsın inşallah. Çok acıdı mı? Acıyor. Burhan. Bul kızını. Ne olur bu. Bu benim asker arkadaşım Ali. Birkaç gün misafirimiz olacak. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk onu. Öpeyim. Sana anne geldi mi? Gördün mü diyenlere yok diyeceksin tamam mı? Aman buradasın. Seni de görüyorum. Ulan Serap gördüğünü farz et. Gerizekalı. Kezban yenge. Rahatsız olmayın. Gel, rahatsız olmayın. Gel. Buyur Kezban yenge otur. Yok oturmayacağım. Ödülü açıklayıp gideceğim. Ne ödülü? Ödül mü? Kızımı bulana, ondan bir haber getirene tarlamı ödül olarak vereceğim. Tarlanı mı Kezban yenge? Tarla mı ödül? Hadi ya. Tarlanı mı? Evet. Keşke olsaydı da hanlarımı, hamamlarımı da verseydim. Bütün köye ilan edeceğim. Buradan başlayayım dedim. Duyanlar duymayanlara söylesin. Hadi kalın sağlıcakla. Burhan, arkadaşın çok tatlıymış. Çıkma teklif etsem kabul eder mi acaba? Aa terbiyesiz. Ben senin bildiğin kızlardan değilim anladın mı? Peki kimlerdensin yavrum? İşte bunlardanım. Al, ne yaptın cadı? Abla. Hadi amcaoğlu söyleyeceksen söyle artık. Az önce Kezban yenge buradaydı. Sülbiye'yi bulana Kezban yenge ödül verecek. Dalga geçmiyorsun değil mi Safret? Yemin ederim doğru söylüyorum. Buradakiler de şahit. Duyduğuma göre Sülbiye'yi bulana ödül verecekmişsin. İyi duymuşsun. Demek kulakların sağlammış. Babanın o akordu bozuk curasının sesi kulaklara pek iyi gelmez de. Ya bırak şimdi babamı, beni dinle. Ödül olarak tarlayı veriyormuşsun. Ama ben tarlayı istemem. Sülbiye'yi bulursam ödül olarak onu isterim. Ne dersin? Demek onu istiyorsun. Tamam lensizcici. Kızımı sağ salim bana getir. Onu sana vereceğim. Yemin et. Yemin ederim. Ele vermedim sizi. Ne gibi? Kardeşimle evli olduğunuzu ve bunu babanızdan sakladığınızı biliyorum. Ama korkmayın, ağzım sıkıdır. Emine bana sizden hiç bahsetmedi. Ailevi sebepler, adımı bile anmaz benim. Oo, hoş geldiniz öğretmen hanım. Köyde havalar mı? Kızım seninkisi bir hayal, uyan artık. Ya teyze niye öyle söylüyorsun? Bugünkü filmi sen de seyrettin. Filmin sonunda Filiz Akın'la Tarık Akan kavuşup evlendiler. O film canım. Ben gerçek hayattan bahsediyorum. Bütün filmler gerçek hayattan alınma zaten. Bak Sülbiye ablam Burhan'ın asker arkadaşı diye erkek kılığında dolaşıyor. Ay bunu Kezban'a söylesek diyorum. Kadıncağız yemeden içmeden kesildi vallahi üzüntüsünden. Ay olur mu teyze? Ablama söz verdim. Ay bir bahane olsun uydurup siz. Onu görmeye gidelim mi kız? Çok özledim. Anneme söylemezsen. 5 liram var mı? 5 lira mı?
Ne yapacaksın bu saatte parayı? Sen parayı ver, ben ne yapacağımı sonra düşünürüm. Cemal, zaten heyheylerim tepemde. Cemal, anneni rahat bırak oğlum. O zaman sen ver, sana Sülbiye'nin nerede olduğunu söyleyeyim. Ne? Ne? Ne diyorsun lan sen? Gel bakayım buraya. Sülbiye'nin nerede olduğunu biliyor musun? Parayı veren düdüğü çalar. Bana bak, attırma tepemin tasını ha. Zibide, ananlar rüşvet mi istiyor? İyi, tamam. Oğlum, ocağına düştüm. Evlenmemiz senin elinde. İyi akşamlar. Aha. Oh, Kezban. Senin ne işin var benim evimde Kezban? Köye bir yabancı geldiğini duydum da. O bir kere yabancı değil. Benim oğlum Burhan'ın askerlik arkadaşı. Evet. Ben onu biliyorum. Ben de bu köyün muhtarı olarak köyümüze hoş geldin demeye geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş buldu, hoş buldu. Sakın bozuntuya verme. Öpeyim teyze. Ana. Şapka düştü, gel göründü. Yürü, 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 geberteceğim seni. Ayol, ne yapıyorsun? Kes, dur, yapma. Geç. Ana, dur. Dur kızım. Kes. Dur kızı öldüreceksin ayol. Gel lan buraya, gel. Gel buraya. Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Gel lan buraya. Vurma. Kaçma, kaçma. Gel lan buraya. Bırak. Ayol, bırak seni kızım. Demek o sipsicinin asker arkadaşısın ha. Gelsin de cüracınla onu şimdi senin düşman elinden kurtarsın bakayım. Beni evden kovmasanızdan hiçbir olmaz. Geberteceğim seni. Şu haline bak, köçekten farkın yok. Erkekten köçek olur baba, kızdan değil. Baba. Gel. Buraya gel. Baba vurma. Bu çocuğu 9 ay 10 gün ben karnımda taşıdım. Sen karışma. Bir dayak yemek istemiyorsan kapa çeneni. Bırak. Hadi be. Bırak. Yapma. Karışma. Ay dur. Ay sen çeneni işte. Benimle oynayacaksın sen. Dur. Dur. Saçını başını öleyim de. Bakalım Burhan onu kel haliyle beğenecek mi? Yeter ama yeter. Yetmez. Yemin ediyorum. Gel buraya. Gel buraya yoksa. Gel. Gel. Burhan'ım, telefonu var mı Kanal 7'nin? Ya yok ya yok. Yetmez Kezban'ım. Yetmez. Aklı başına gelinceye kadar, eşek sudan gelinceye kadar vur. Sen de kendini bok çeke mi zannettin galiba? Kes sesini enişte. Delir çek beni. Çekil. Ben ne dedim ki şimdi? Bırak, tutma beni. Daha ne diyeceksin? Sen de sıplayıp durma be Cemal. Babam teyzemden korktu. Dedi Kezban'ın kızından bahsediyor. Ne kadar dayak geçenden. Gel buraya. Gel. Gel. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Gel buraya gel. Yetişin oğlum. Canından vazgeçeceksin demek ki. Sana bir şey diyeyim mi? Bu kızlarım bazen öz anneleri olduğundan şüphe ediyorum. Hiçbir anne kızlarına bu kadar eziyet etmez. Onları doğuracağımı kaç doğursaydı. Püh, yazıklar olsun. Ay yeter. Yazıklar olsun. Buraya gel. Gel dedim sana. Yetişin. Karışma kızışıma sen. Çekil. Burada herkes bana kızışıma bak. Ay adam öldürüyorlar. Seni öldüreceğim, öldüreceğim. Gel buraya diyorum. Ağlama bir tanem. Ağlama canım kızım. Git, gözüm görmesin seni. Odana git ağla. Bir kalkarsam senin doğduğuna pişman ederim ha. Bana bak Kezboş. Çizmeyi aşıyorsun ona göre. Delirtmeyin insanı canım. Kızcağızı bir boğazlamadığın kaldı. Onu da yapacağım. Hele bir daha o sepsici Burhan'la göreyim. Kıtır kıtır doğramaz mıyım ben seni? Ana, ne olur böyle konuşma ya. Ben onu seviyorum. Ben de dayak atmayı çok seviyorum. Sen dayak arsız olup çıktın. Şimdi kemiklerini kıracağım senin. Otur oturduğun yerde Kezboş. Eğer bir fiske vurursan bu evden giderim, haberin olsun. Ben de kuru gürültüye pabuç bırakacak göz var mı Hayuş Hanım? Çekil önümden hadi. Bu kadarı da fazla. Senin olduğun evde bir saniye bile durmam, gidiyorum. Dur dön kabahat. Senin bu deliliklerini çekeceğime sokaklarda yatarım çok daha iyi. Bu evden temelli gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Anne misin, diktatör müsün, yoksa benim kız kardeşim misin belli değil.
Bari al eline bıçağı, kıtır 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 doğru hepimize. Teyze. Teyze. Teyze nereye gidiyorsun? İstanbul'a dönüyorum. Hem de şimdi. Ama bu saatte otobüsü yok ki. Ben de tabanvayla giderim çocuğu. Sana gitme diye yalvaracağımı sanıyorsan aldanıyorsun Hayır. Hadi güle güle, kapı orada. Hay. Aman ben de yüzünü görmeye çok meraklıydım. Bana bak, yaşlandıkça olgunlaşacağını daha beter çıldırıyorsun. Aklınız varsa pılınızı pırtınızı toplar benimle gelirsiniz. Ben odaya gidiyorum. Modelinin kızından vazgeçmiyorsun. O zaman eve niye döndün lan? He? Ben seni kovmamış mıydım? He? Ya uzatma artık baba. Haklısın. Çok uzattım. O zaman kapı orada. Bir daha gelirsen ayaklarını kırarım. Oğlum giderse ben de giderim Bekir'im. Buyurun Hamdi Hanım. Sizi böyle ararım he? Beni de mi kovuyor? He. İstersen kovulduğunu yazı olarak vereyim. Ne dersin? Çocuk gibi davranıyorsun baba. Mantıklı ol biraz. Babanın kafası mantıkla değil, mantığıyla dolu. Yürü oğlum, istenmediğimiz yerde daha fazla kalmak istemiyorum. Ya ana sen ona uyma bari. Bana bakın lan, size defolup gidin demiyor mu lan? Daha ne bekliyoruz, yürü lan. Eve dönmem için ayaklarıma kapanacağım ama dönmeyeceğim. Dönersen hatırım kalır sonra. Defolun, hadi defolun gidin lan, yürü. Eşyalarımı almadan gitmeyeceğim herhalde. Yürü Burhan, eşyalarımızı toplayalım. Yürü Burhan'ım gel, toplayalım eşyalarımızı. Allah'ın cezaları. Teyze, ne olur gitme. Biz sensiz ne yaparız? Merak etme hocam. Başınızda bu deli ananız varken çok yakında kendinizi akıl hastanesinde bulursunuz. Ya ben delirmek istemiyorum. Bütün bunlar benim yüzümden oldu. Gel vazgeç teyze ne olur. Boşuna ısrar etmeyin. Kezboş'la aynı evi paylaşamam artık. Yaptıklarım beni aştı. Onun yüzünden sağlığım bozuldu. Bana da yazık vallahi. Teyze bu saatte nereye gideceksin? Vesait bulamazsın ki. Deniz kenarında sabahlarım. Burada ne iyidir? Hem ne güzel romantik olur. Bari sabahı bekle teyzoş, öyle gidersin. Bu evde biraz daha kalırsam cinnet geçiririm. En iyisi ben gideyim. Ne şamın şekeri, ne Kezboş'un yüzü. Hayroş, kırma beni, gir içeri. Ben kararımı verdim enişte. Dönmeyeceğim, gidiyorum. Ya tek başına nereye gidersin? İstanbul'da kimin kimsen yok ki. Uyma şeytana. Yok enişte. Kardeşim denilen o Kezboş'un yüzünü şeytan görsün. İki cihan bir araya gelse yine de dönmem. Ya gecenin bu saatinde kadın başına ne yaparsın sonra? Dağ başı değil ya. Hem sokaklar Kezboş'un olduğu evden daha güvenli, daha huzurludur. Burhan'ım, nereye gidiyoruz? Saffet'in evine gidiyoruz ana. Ama Bekir bizi orada bulur. Ana biz kaçmadık, kovulduk. Ha doğru ya, ikisi aynı şey değil. Aa, Hayruş teyze ile Salim amca. Hayruş teyze, hayrola bir yere mi gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyorum Burhan. Yoksa sen de mi kovuldun? Kovulmadım canım, kendi isteğimle gidiyorum. Bekir'im ikimizi kovdu da. Al birini vur ötekine. Kezboş deli, kusura bakma ama senin kocan da zır deli. Salim amca, sen de mi gidiyorsun?
Ya bu saatte İstanbul'a otobüs vapuru yok ki. Özel arabayla mı gideceksiniz yoksa? Yok canım. Onu da nereden çıkardın? Deniz kenarında sabahlayıp minibüs ile vapur iskelesine gideceğim. Ama daha sabah çok var. Biz Saffetler'e gidiyoruz. Sen de gel bizimle istersen. Bilmem ki. Rahatsız etmeyeyim. Saffet'in evi de Haydarpaşa bekleme salonunu geçti vallahi. Alayım ben onu. Sağ ol çocuğum. Bence de en doğrusu bu. Sen Saffetler'e git. Ben de gönül rahatlığıyla eve döneyim bari. Zahmet oldu sana enişte. Sağ ol. Sen de sağ ol. Kendine iyi bak enişte. Hadi gidelim. Kızlara dikkat et. Hı-hı. Sen git enişte. Ya. Elinin körü oldu. Görmüyor musun? Düştüm. Her tarafım tutulmuş. Nasıl olur? Su yatağı çok rahattı aslında. Oğlum dalga geçme, alçı yersin suratını ha. Şu rezalete bak ya. Misafire yatağı vereceğim diye ne hallere düştüm. Oğlum misafir dediğim biri yengem, biri de Hayruş teyze. Kim olursa olsun. Bana güvenerek mi evden kovuluyorsunuz ya? Gelin bir otelde kalın. Bütün gece masada yatmaktan her yanım tutuldu. Ana kuzusu ne olacak? Yardım et de şu sandalyeleri dizelim. Çayı da demlesem iyi olur. O deli çırağın Ercep niye gelmedi? Dua etsin deli, yoksa ben ona yapacağımı bilirdim. Ama günaydın Afni. Bakıyorum da kahvaltıyı da hazırlamışsın. Tabii, karşında babanın uşağı var çünkü, değil mi? Bir sabah da erken kalkıp sen hazırlasan ölürsün. Aman be Afni. Kaynana dırdırı çekmemek için bu yaşa kadar evlenmedim. Kaynanamı aratmıyorsun Afni. Şşt, onu yeri değiştirme. Bırak konuşmayı da çabuk kahvaltını yap ya. Tamam. Bu acelen ne Afni? Gören de seni atlı kovalıyor saracak. Evde hapis hayatı yatmaktan bıktım artık. Kendin ettin, kendin buldun Afni. Ya gerçek hapishaneye düşseydin ne yapacaktın? Ağzından yel ağzından deli. Yemeğini yiyip zıkkımlandıktan sonra kahveye git. Salak Afni! Ben zaten kahvede çalışıyorum oğlum. Başka nereye gideceğim? Ulan gelecek oğlu. Kahvede neler olup bittiğini öğren. Benim için ne konuşuyorlar? Durumlar nasıl? Anladım. Senin için dedektiflik yapmamı istiyorsun. Değil mi? Nasıl? Doğru anlamış mıyım? Aferin, aynen öyle. Lan sakın burada olduğumu kimseye ağzından kaçırma, tamam mı? Yoksa plan bozulur, Hacer'den olursun. Tamam, anladım. Benden sır gider, sır gitmez. Abla, teyzem ne yaptı acaba? Gitmiş midir dersin? Bilmem. Ben Ayruş'u bilirim. Birazdan tıpış tıpış gelir. Bu sefer kesin kararlı. Dönmeyecek. Annemle yatağa girin baba. Dönerse annem bana 5 teklik versin. Dönmezse sen bana 5 teklik verirsin. Kahvaltıya doymadıysan sana terli yedirebilirim Cebel. Ya! Yapma oğlum, yapma. Kızlar... Siz niye yemiyorsunuz? Teyzem yokken boğazımdan geçmiyor baba. Benim de. Ben çıkıyorum. Sakın evden çıkayım deme, yoksa bacaklarını kırarım ha Sülbiye.
artık dönün. Ben kendim giderim. Ben taşırım Ayrış teyze. Ne işimiz var ki? Seni yolcu eder döneriz. Bari sen kahveye git, müşteriler bekler. Ercep gelmiştir şimdi Ayrış teyze. Dur hanım, bak aklıma ne geldi. Gel biz de Hayruş'la İstanbul'a gidelim. Orayı avucumun içiyle de biliyorum. Ana delirdin mi sen? Bizim orada ne işimiz var? Niye öyle diyorsun oğlum? Bak Hayruş'la İstanbul'a gidiyor, delirmiş mi? Hamide Hanım, adım deli Hayruş, unuttun mu? Hadi siz dönün artık. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın oldu mu? Bir daha dönmeyecek misin Hayruş teyze? Hayır. İstanbul'da bir tanıdığım var. Yaşlı bir kadın. Koca evde tek başına kalıyor. Ev buluncaya kadar onda kalırım. Buranın bak, hoşçakalın. Bedavadan ev bile varmış. Hadi biz de gidelim. Anne saçmalama ya. Hoşçakalın. Bütün İstanbullulara benden selam söyleyin. Onları çok sevdiğimi söyleyin. Güle güle. Güle güle. Hadi çaylar, tavşan mı kadı bunlar? Bekir amme, buyur. İsterim lan, al al. Olmaz, içeceksin. Burası yol geçen hanı değil. Sen içmezsen, o içmezse, o içmezse sofret benim maaşımı nasıl verecek? Neyse lan baykuş, koy şuraya git, yürü. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Sağ olasın. Ya Bekir amme. He. Sana bir şey danışabilir miyim? Danış. Diyorum ki, yani mesela, pardon bir sen, herhalde için galiba, yani örneğin. Ya bu sekes aydına bas olsun. Hadi. Ama ben geliyordum da sen gidiyordun da niye bana bakmadın? Kes lan, kes, kes. Uzun havayı çok seviyorum da ondan. Buraya başımızı dinlemeye geldim. Sen içerim değil. Teessüf ederim. Bir de teessüflerimi sunarım. Teşekkür ederim. Bekir amme, ben şimdi Hacer'imi kaçırsam beni hapse atarlar mı? Kendini zahsine gelse atmazlar. Ama zorla kaçırırsan atarlar. Aman. Peki kaç sene yerim? Ne bileyim, ben avukat mıyım lan? Bir soruyu git de. Ev arkadaşın abiye sor. O daha iyi bilir. Kız kaçırmakta ustadır. Aman. Afne'nin benim evde kaldığını nereden biliyorsun Bekir amme? Salak. Sülbe'yi kaçırmadan önce beraber kalıyordunuz ya. Ben de şey sandım. Ama sapet geliyor. İşler nasıl Ercan? Beysizler. Çok iyi, çok iyi. Zorla insanlara çay kahve satıyor. İyi, aferin. Merhabalar beyler. Senin ne işin var burada Simetri abi? Burası kahve. Umuma açık bir yer. Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi Safe? Simetrik abi çay. İstemez, istemez. Hadi, hadi. Ya onu demek istemiyorum. Hayruş teyze az önce gitti de İstanbul'a kesin dönüş yapıyor. Ciddi olamaz. Evet, Burhan'a sor istersen. Doğru mu Burhan? Vallahi acele edersen ona yetişebilirsin Simetri abi. Aman Allah'ım. Ondan oğlum cebinizi ya istemiyorum. Tamam teyzeciğim. İyi yolculuklar. Ha bak İstanbul'a varır varmaz bizi ara, tamam mı? Ben de öpüyorum. Ben de. Ha, Sülbiye de yanımda. O da seni çok öpüyor. Güle güle. Teyzemin gidişine çok üzüldüm. Ama anamdan kurtuldu diye de çok seviniyorum. Sana bir şey diyeyim mi abla? Görürsün bak. Birkaç güne kalmaz teyzem geri döner. Sanmıyorum. Bütün bunlar hep benim yüzümden oldu. Keşke Burhan'la kaçsaydım. Şimdi bunlar olmazdı. Artık onunla bir araya gelmemiz hayal oldu. Anam sağ olduğu müddetçe de onunla evlenmemiz imkansız. Hemen pes etme be ablacığım. Ne yapayım Hacer? Onu bir daha görürsem anam beni kesin öldürür. Ay anam. Başka laf bilmiyor musun sen? Ben şahsen senin gibi düşünmüyorum. Görürsün bak. Doktor Emre'ye kendime aşık edeceğim. Emre'ye kendine aşık mı edeceksin? Bunu nasıl yapacaksın? Gel ben de sana ya, bir şey göstereceğim. Dur bir dakika. Dur bir dakika, ne oluyor? Ya benim bir planım var. Duysan aklını kaçırırsın. Hadi gel çabuk. Aman iyi yerleştir ha.
Gözün dört aç. Hı-hı. Yolda inen birisi alıp gitmesi. Merak etmeyin. Hayrır. 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 Beni geçirmeye gelmene gerek yoktu Kezboş. Yeter ama, çok uzattın Hayrır. Dön evine hadi. Söz hakkımın olmadığı yer benim evim değildir. Yani bu durumda ben de mi evsiz oluyorum? Bak, eniştenin de hiç söz hakkı yok ama senin gibi evi terk etmeye kalkmıyor. Hmm. Bu onun kaderi, benim değil. Hadi gel evimize gidelim Hayrır. Ha? Evimiz ha? Bunu şimdi mi anladın? Geldiğimden beri bana sığıntı muamelesi yaptın. Hep bağırdın, hep azarladın. Biz kardeşiz Hayrır. Etle tırnak gibiyiz. Tartışırız, kavga ederiz. Ama birbirimizden kopamayız. Hadi ablacığım, eve gidelim. Seni üzdüysem özür dilerim. Beni kandıramazsın Kezboş. Boşuna uğraşma, gidiyorum. Sen de amma naz adına. Git hadi git. Bak, gördün mü? Ne demişler? Can çıkar huy çıkmaz. İşte o sensin Kezboş. Hayruş Hanım, Hayruş Hanım. Hayruş Hanım, yetişemeyeceğim diye çok korktum. Gidiyorsunuz ha? Maalesef. Gitmek zorunda bırakıldım. Al işte. Hayır, olamaz. İzin vermem, gidemezsiniz. Israr etmeyin lütfen. Şartlar bunu gerektiriyor. Hadi kalkıyor, gitmek hadi. Hadi acele etme kardeşim, bekle biraz. Geliyorum. Dur. Hadi hoşçakalın. Bak sana son defa söylüyorum. Dön evine. Herkese elveda. Bekleyin, ben de geliyorum. Ya bir dakika. Yolda ben onu razı eder indiririm. Hiç merak etmeyin. Kardeşinizi size getireceğim Kezban Hanım. Hiç şüpheniz olmasın. İşimiz sana kaldıysa yandık valla. İlaçlarını düzenli kullanırsa birkaç güne kadar hiçbir şey kalmaz. Geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık doktor bey, güle güle. İyi günler. Bisiklet sürmek için pek uygun değil de. Evet öyle. Aşırı iyi misiniz? İyi misiniz dedim. Ha evet evet iyiyim. Ben çok özür dilerim. Daha dikkatli olmalıydım. Asıl ben özür dilerim. Yolunuza çıktım. Nerede etmediniz yani? Tanışmış olduk. Ben İpek. Ben de Emre. Bu köyün doktoruyum. Memnun oldum. Desenize sağlık sorunlarımız olunca uzaklara gitmemize gerek kalmayacak. Siz buralı mısınız? Sizi daha önce hiç görmedim de. Biz yeni geldik. Babam sahilde bir villa aldı. Kanarya Adaları'nda tatil yapmaktan çok sıkıldık. Kısmetse bu yazı burada geçireceğiz. Harika. Demek sizi sık sık görebileceğim. İstediğinizden emin misiniz? Karşılaşmamız pek hoş olmadı da. Gerçekten çok isterim. Ne şaşı, bütün yaz buradayım. Artık bir şekilde karşılaşırız herhalde. Hoşça kalın. Çekilir misiniz?
yarıda kaldın lan, gerizekalı. Gir lan içeri çabuk. Aman! Afne, bizim kapı otomatik olmuş. Önüne gelir gelmez böyle pişik diye açılıyor. Ya hiç sorma, teknoloji nerelere gelmiş ya? Hiç sorma, uzaya dolmuş kaldıracaklar. Afne, uzaya dolmuş kaldıracaklar ama dolmuş. Nasıl kaldıracaklar? Bırak lan sen şimdi uzayı. Köyde ne diyorlar, sen onu söyle. Hangi konuda? Neler olmuş, neler bitmiş, ne havadisler var oğlum? Ha. Onu mu soruyorsun? Ha. Bak şimdi bak. Himmet amminin bir torun olmuş. Nga nga alıyormuş. Oh maşallah. Ve teyzenin de koyunu kuzulamış. Ne yapıyormuş? Mustafa abinin kümesine pişik sansar dadanmış. Recep sinirleniyorum bak. Ya ben de çok kızdım. O güzelim çilli orası. Diye öten çilli orası sen pişik yap. Diye git. Ulan ben de seni çiğ çiğ yemeden, sürbiyeden ne haber sen onu söyle. Ha, onu mu sordun sen? Ha? Bulanmış, bulanmış. Nerede, nasıl, kim bulmuş? Aa, bak onu konuşurken duymuştum ama unuttum işte. Aman boşver, bulanmış işte. Hay aklına bir yaşa lan. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de. Ben de Emre, bu köyün doktoruyum. Memnun oldum. Deşince sağlık sorunumuz olunca uzaklara gitmemize gerek kalmayacak. Pardon, siz buralı mısınız? Sizi daha önce hiç görmedim de. Bu lafı böyle gözlerinin içine bakarak söyledi Sibiye. Gözlerinin içine baktı ve tanımadı, öyle mi? Ya ben o sırada gözlüğümü çıkarmamıştım ki. Hem çıkarsam da bu kılıkta nasıl tanıyacak? Ben de onu akıllı bir şey sanırdım. Nasıl yuttu ya? Marifet bende ablacığım. Öyle bir havaya büründüm ki yutturdum. Tehlikeli iş yapıyorsun Hacer. Sen erkek kılığında buranlara giderken, köyde öyle dolaşırken bir şey olmuyordu değil mi ama? Sonu nasıl oldu gördün. Bir kere benim oyunum mutlu sonla bitecek, göreceksin. Emre bana sırılsıklama aşık olacak. Ateşle oynuyorsun. Evet. Hem de Emre'yi saran ateşle. Anamanlarsa nasıl söndürür biliyorsun değil mi? Şimdi anamı değil, oyunuma nasıl devam edeceğimi düşünmem lazım. Ay delisin sen vallahi. Evet deliyim. Emre de delireceğim işte, var mı diyeceksin? Şeyiniz yok ya. Ben iyiyim. Hay Allah. Bu yollar bisiklet sürmek için pek uygun değil de. Benim pek. Ben de Emre. Bu köyün doktoruyum. Memnun oldum. Emre. 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 Aa Burhan. Oğlum uyuyorsun ya. Burnunun dibine kadar geldim, gördüğün yok. Kusura bakma, dalmışım. Hayrola? Çok çaresizim Emre. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün bu olanlardan sonra Sülbey ile kavuşmamız hayal oldu. Ben ona kavuşamazsam yaşayamam. Ümidini kaybetme. Her şey yoluna girecek Burhan. Senin için söylemesi kolay tabii. Şu anda ne hissettiğimi anlaman için senin de aşık olman gerek. Benim olmadığımı ne biliyorsun? Ne? Aşık mısın? Galiba. Çok sevindim. Hacer'e söyledin mi? Bunun onu ilgilendireceğini sanmıyorum bu arada. Sevdiğin o değil mi? Yok canım. O kız Hacer'den Kuzey Kutbu kadar uzak.
Ayrış nerede? Arkanda saklıyor olsan imkanı yok görürdüm. Dalga geçmeyin. Zaten canım sıkkın. Ne o? Giderken çok emin konuşuyordun. Sana onu getireceğim diyordun. He? Başaramadım. Tabii başaramazsın. Kardeşini dinlemeyen el oğlunu dinler mi? Benden bu şekilde bahsetmeniz çok üzücü. Hayruş Hanım'ın neden gittiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Sen benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Konuşurum efendim. Müstakbel nişanlım sizin yüzünüzden çekti gitti. Sizin yüzünüzden ayrılmış olduk. Bu yaşımızda 3 günlük mutluluğu çok gördünüz bize efendim. Hadi hadi. Üzülme, yakında gelir. Ya gelmezse? Merak etme, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Ben kürkçü dükkanına da kürk olayına da karşıyım efendim. Hayvanların kürkleri için öldürülmelerini şiddetle protesto ediyorum. Dillenme durduk yerde. Laf olsun diye söyledim. Söylemeyin. Lafı bile beni delirtmeye yetiyor. Ayruş Hanım da kürkçü dükkanına gelecekse hiç gelmesin daha iyi. İstemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum efendim. Gelir gelir. Ne de olsa o da senin gibi deli. Hayvan haklarına saygı gösterelim. Onlar bizim derilerimizi üzüp giyiyorlar mı efendim? Yazık. Çok yazık. İnsanlık kalmamış. Kim bu böyle? Şimdi düşüp bayılacağım. Allah'ım sen bana yardım et. Parfümü de ne güzel koktu. Yazlıkçılardan herhalde. Madem yürüyemeyeceksin ne giyersin o topukları haspam? Allah'ım kurtuldun mu? Kurtuldum. Of of. Hoş geldin ana. Kokuyor burası. Ben soğan kavurmuştum da o kokuyordur. Yok yok. Güzel bir koku. Parfüm gibi. Aa çiçekler kokuyordur. Parfüm mü parfüm? Aman ana. Parfümü kim kaybetmiş de biz bulalım. Limon kolonyasına talim ediyoruz. Onu bulduğunuza şükredin. Hacer nerede? Kim? Hacer mi? He Hacer. Hani senin şu kız kardeşin. Aklı bir karış havada saftirik bir köylü kız var ya. Onu soruyorum işte. Hacer. Hacer tarlaya gitti çapa yapmaya. Hiç dürtüklemeden kendi isteğiyle gitti. Nereden çıktı bu tarla aşkı anlamadım. Neyse. Bir anlasan yandık zaten. Yardım isteğini geri çevirdiğim için üzgünüm. Ne olur kusura bakma. Zor bir şey istediğimin farkındayım. İnan ki seninle birlikte Kezban yengeye gidip Sülbiye'yi istemek cesaret işi. Ve ben de o kadar cesur değilim açıkçası. Bekle biraz daha zaman geçsin. Sinirleri yatışsın.
Emre biliyorsun, ben yeteri kadar bekledim. Zaman bizim aleyhimize işliyor. Ama kararımı verdim, bitireceğim bu işi. Aman yine Kezban yengeyi kızdıracak bir şey yapma da. Ben gidip Sülbe'yi isteyeceğim. Verdi verdi, vermedi kendi bilir. Ne demek kendi bilir? Vermezse Sülbe'yi kaçıracağım demek. Bu kim ya? İpek, Burhan görüşürüz. Merhaba İpek. Ne haber? Selam, iyidir. Nereye böyle? Ya da nereden böyle? Şahideki kafelerden birine gidiyorum. Sana eşlik edebilir miyim? Bir düşüneyim. Olabilir. Ne o Sümetri abi? Senin de mi Marmara'da feribotun battı? Sen espri yeteneğini de kaybettin Saffet. Aslında espri güzel de Haruş teyze gitti diye sen keyif alamıyorsun. Olabilir. Feribotun küveştesinden sarkıp bir mendil sallayışı vardı ki. İlki başı ağır çekip de suya düşmedi. Kaptan acı acı düdük öttürdü. Makineler çalıştı, sular köpürdü. Ve feribot Hayruş Hanım'ı alıp götürdü. Ay çok acıklı. Hüngür hüngür ağlayasım geldi. İçli bir ayrılık sahnesi. Çok sinematografik. Zaten o da artist gibi bir kadın. Ben de sen jön. Ama arada Kezban Hanım gibi bir karakter oyuncusu var ki filmin mutlu sonuna bitmesine izin vermedi. Safet çay! Ne oluyor lan burada? Saffet, sana söylüyor, duymuyor. Duydum amca, duydum. Çay bitti, herkes gitti işte. Sen kahve işleteceksin de ben de göreceğim. Ya çıraklar gelmiyor, ben de yetişemiyorum. Ne yapacağım? Bekir'im, hala benden özür dilemeye gelmedin. Öyle. Demeyle olmaz. Ayaklarıma kapanca. Dur. Önce seni bir ayağıma hatırlayayım da. Bekir amca. Dur. Sen buraya niye geldin? Çay içmeye. Hasretine dayanamadım demiyorsun da. Ayaklarım kırılaydı da gelmeyeydim. Amca dur. 5 dakikaya demlenir çay. Of. Amca sen nereye? Bir çay içebileceğim yere gidiyorum. Üf. Ulan Ercem, senin gibi çırak olmaz olsun. Ben sana... Saffet, sen nereye? Şu deli çırağı işinin başına döndürmeye. Geçen yaz Mallorca'daydık. Mallorca demek istedin herhalde. Evet canım, Mallorca. Ben dalgasını öyle söylüyorum canım. Anladım. İlk defa bir yaz tatilinde Türkiye'deyiz. Ama çok mutluyum. Ülkemiz gibisi yok. Öyle öyle, öyle tabii. Gözlüklerini çıkarsana. Niye? Gözlerini görmek istiyorum. Özellikle günün bu saatinde gün ışığı gözlerimi çok rahatsız ediyor. Peki öyleyse. İpek, akşamları çıkabiliyorsun değil mi sen? Evet, niye sordun? Seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyorum. Bu gece olmaz. Babam üst düzey yetkili dostlarına parti veriyor da. Peki yarın? Yarın. Yarın yabancı ülkelerin Paris konsoloslukları için bir yemek veriyoruz da. O zaman müsait olduğun bir zaman çıkarız. Tabii ki istersen. Neden olmasın? Sana nasıl ulaşacağım İpek? Cebini verebilir misin bana? Tabii. Hay Allah, kaçtı. Bir dakika, bir kağıda yazmıştım. Nasıl, cep telefonu numaranı bilmiyor musun İpek? Ay o kadar çok arıyorlar ki yerli yersiz. Sık sık değiştirmekten o kadar numarayı da aklımda tutamıyorum. Bak burada yazıyor. Dur çaldırayım da sen de benimkini kaydet.
yeni ya. Ben alışamadım. Sen kaydeder misin? Tabii ki, büyük zevkle. Teşekkür ederim. Kerem! 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 Sana söylüyorum. Bana mı? Hı-hı. Benim adım Kerem mi? Beğenmedin. O zaman Mecnun ya da Ferhat diye sesleneyim ha? Onlardan pek bir farkın kalmadı da. Ha, çok komik. Gidişine Saffet zaten canım burnumda. Hiç belli olmuyor. Oğlum toparlan biraz. Kendine gel. Merak etme. Toparlandım. Çok önemli bir karar aldım Saffet. Yeni bir kız kaçırma planı mı? İnşallah ona gerek kalmaz. Bilmece gibi konuşma oğlum. Çözecek vaktim yok. Acelem mi var? Evet. Şu Ercet niye gelmiyor diye bakmaya gidiyorum. Gel sen de istersen. Yolda konuşuruz ha. Hadi. Hadi. Anlat bakalım. Ne karar aldın? Gidip son bir kez Sülbiye'yi isteyeceğim. Rasmadı lan gerizekalı. Evet. Rahatsız oldum. Bir diyeceğim mi var? Senin yüzünden hapsoldum buraya. Katlanı versen ne olur sanki? Asıl sen beni Hacer'e getireceğim diye hapsettin buraya. Hani niye getirmiyorsun hala? Ulan gerizekalı. Onu kaçırmam için senin bana köyde olup biteni anlatman lazım. Ona göre çıkacağım dışarı. Anlattım ya. Buzulayan. Buzulayan koyunları, kümeslere dadana, sansarları. Bir şeyler anlattım ya. Bana ne lan bunlar lan? Aha! Basıldık. Hı? Yatın. Ecep! Yatın. Ecep! Saffet geldi. Sessiz ol lan, Saffet geldi. Ecep! Atma lan. Oturalım şuraya. Sessiz ol. Zaten açık. Başka şuraya. Girelim. Ulan çabuk sakla beni, çabuk. Sessiz ol. Çabuk. Çabuk lan. Yukarı. Ecep! Dolaba! Hadi yukarı! Dur Saffet, patlama! Ercep! Ercep! Kapı açık Saffet! İttir git! Niye açmıyorsun lan bir saattir kapıyı? Aman! Televizyon istiyordum, duymamışım! Oğlum televizyon kapalı. He? Aman! Allah Allah! Sabahtan beri kapalı televizyonu seyrediyordum ben. Bana bak, niye işe gelmiyorsun sen? İzin neyi? Sana kim izin verdi oğlum? Hiç kimse. Kendi kendime aldım. Hayda. Hadi. Siz hala gitmiyor musunuz? He? Gitmiyorlar mısınız? Aman. Siz hala burada mısınız? Buradalar mıymışsınız? Burada mı kalacaksınız? Siz hala burada nasıl kalacakmışsınız? İyice tırlatmış. Böyle kahveye gelmedi iyi oldu. Nasıl kalacaktınız? Aman! Ben şimdi resmen izinli miyim? Şakir darım. Mecburi izinlisin. Şakir darım. Kışın pek hareket olmaz buralarda. Sıkılmıyor musun? Tam tersi. Öyle hareketli bir yer ki. Her gün bir olay çıkıyor. Eğlenceli şeyler oluyor. Seviyorsun yani buraları. Evet, alıştım buraya. Hem çok sıcak hem de önemli dostluklar kurdum. Özel bir arkadaşın var mı? Nasıl yani? Yani özel şeyler hissettiğin biri. Kız arkadaş ya da sevgili gibi. Allah'ım ne olur Hacer vardasın, ne olur. Yok. Yani şimdiye kadar yoktu. Seni tanıyana kadar. Anlaşıldı. Demek ki oyunu sürdüreceğiz. Benim gitmem gerek. Akşamki parti için hazırlanmam gerekiyor da. İpek. Efendim? Yine görüşeceğiz değil mi? Neden olmasın? Bye. Arayacağım seni.
kalk Ercep. İzinlisin derken dalga geçiyordum. Hadi işinin başına. Kalkamam. Kalkamam da gidemem de. Niye? Tutkalı mı yapıştın o sandalyeye? Yok. Rahat geldi de. Hadi ama siz de oturup kaldınız. Gitseniz artık. Sen de var ya bizi sepetlemeye bakıyorsun ha. Yok. Ziyaretin kısa olanı makbuldür de ondan şey ettim. Ya gidelim Saffet. Ben bugünlük yardım ederim sana. Yarın da Ercep işe başlar artık. Siz şimdi gidin. Yarın geleceğim söz. Sana pek güven olmaz ama hadi bakalım. Saffet! Niye güven olmazmış bana? Ben yaramaz adam mıyım? Afni'yi sakladığımı söyledim mi hiç? Ne? Afni'yi yukarıda dolabın içine sakladım dedim mi? Ağzım sıkı, sıkı benim ağzım. Gel lan, çekil. Dur nereye, nereye? Dur gitme. Ağzım sıkı, ben söylemedim. Ulan, ne oluyor lan? Burhan? Burhan ya. Saffet'e de selam versene Afni. Bozulur sonra. Yürü lan. Şey, düş önüme. Yürü. Yürü lan. Bak Saffet. Hadi. Yürü. Nereye? Nereye? Konuşma. Yürü lan. Sen darma ya. Sen de gelmek ister misin? Kalsın. Ben istemem. Ben almam. Aman Afni. Benim ağzım sıkı. Ben söylemedim. Hacer hanımefendi neredeler acaba? Tarlada çok yorulmuş da bugün yemeğe kadar dinleneyim dedi. Biz yorgun değiliz sanki. Hacer! Geliyorum! Ana, teyzem İstanbul'a varmış mıdır acaba? Varmıştır, varmıştır. Onu çok özledim. Burnum da tütüyor vallahi. Ona o kadar sert davranmayacaktım. Teyzeni sizi hiç özlememiş anlaşılan. İnsan bir telefon eder. Ben vardım merak etmeyin der. Nerede Hayriş Hanım'da o kafa? Ben aradım. Telefonu kapalıydı. Gezban'ım. Gezban'ım. Ne yer? Müjdemi isterim. Ne o? Bekirler köyden geçiyor mu? He? Hayır. Avni yakalanmış. Ne? Jandarmaya teslim edilmiş. Oh canıma değsin. Bak bu gerçekten müjde. Oh be. Rahatladım şimdi. Hangi baba yiğit yakalamış? Söyle gidip alnından öpeyim. Burhan. Burhan mı? Saffet'le beraber yakalamışlar. Aslan Burhan. Biliyordum zaten. Bunu onun yanına bırakmazdı. Bakıyorum hemen kasılıverdin. Kedi olalı bir fare tuttu. Hemen aslan mı kesildi? Aman sen demin kendi ağzınla söyledin. Baba yiğit dedim. Lafımı geri alıyorum ve şu andan itibaren Burhan adını bu evde yasaklıyorum. İşte o kadar. Peki bu yakalanma olayını nasıl anlatacağım ben? Ne isim kullanacağım? O dersin, bu dersin. E baktın çok zorlanıyorsun, sepsici dersin. Fasulye sırığı, yalı kazığı falan da olabilir. Aman de işte, onun isim mi yok? En iyisi şamar oğlanı de baba. En uygunu bu. Bana bak, sen şimdi yiyeceksin şamara. He. Hadi anlat bakalım, nasıl olmuş bu iş? He? Şimdi Saffet ile Burhan, şamar oğlanı... Ercep'e gitmişler. Aman da benim aslanım. Kahraman evladım. Haydutmasını da yakalamış. Adalete teslim etmiş. Maşallah. Ya tek başıma değildim. Saffet de benimleydi. Bir iki laf da ona söyle. Gönlün kalmasın. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım yenge. Göster bakayım. Çevir. Çek. Sen Avni'yi götürünce komutan ne dedi? Hey maşallah analar ne aslanlar doğuruyor dedi mi? Dedi dedi. Hatta Hızır'ı alamadı. Seni doğuran anaya plaket verelim dedi. Plaket yetmez. Şeref madalyası da isterim. Kolay mı? Şehir eşkıyası yakaladı ya. Oğlum. Burhan'ım bir de ödül isteyelim mi? Tabii anne. Ne dersin? Verirler değil mi? Verirler. Kahraman oğlum benim. Efendim iyi akşamlar.
Hoş geldiniz. Buyur amca. Ya. Buyur Simetri abi. Hoş, hoş geldin. Hoş geldiniz Simetri Bey. Yanınızdaki beyi tanımıyorum. Kim o? Yuh. Bekir Bey'in çorbacı köşelerinde karnını doyurmasına dayanamadım. Sizin yemeklerinizi özlemiştir dedim ve ara buluculuk yapmaya karar verdim efendim. Yani bu kısaca barıştırmak için geldim mi demek oluyor? Kadıncağıza gerizekalı demiştin. Bak lep demeden leplebiyi anlıyor. Manyak. Ben sofraya iki tabak daha getireyim. Sadece Simetri Bey için getir. Aman yenge. Daha amcanla barışmadık. Hamide. Uzatma. Gel barışalım işte. Hadi. Öyle kuru kuruya barışalım demekle olmaz bir kere Bekir Bey. Hani tek taş nerede? O ne lan? Pırlanta yüzük. Hani Özgür kız şarkı yapmış ya. Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım işte ondan. Benim param yok. Varsa sen kendin al. Heh. Yüzük yoksa ben de yokum işte o kadar. Kadıncağıza inatçı keçi demiştin ya. Bak orası doğru. İnatçı keçi değil. Yalnızca keçi. Nereye Pervin, mektup yazmıyor mu? Ne demek istiyorsun? Hiç, sordum. Ne manasız söz. Zaten hangi zaman doğru dürüst konuşursunuz? Çay koyayım mı baba? Yok kızım. Aman sizden de hiç rahat yatacağım yok. Zaten. Çok yorgunum. Ne güzel konuşuyordu. Çok çirkin şeyler konuşuyordunuz. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Şeyler öğrenmek istiyordu. Kötü bir niyetimiz yoktu. İyi geceler. Evet, Pervin çok kötü bir kız. Sana da sana kötü da. Kötü ve isterik. Kıza iftira etmeyin. Ayıptır. Hele sen Edil. Çok dikkatli olmalısın. Bu kızla arkadaşlık edersen. Şimdi bana mı bulaşıyorsun? Söyledikleri Pervin'e anlatayım da gör gününü. Sen hiç zahmet etme. Ben gidip kendim söyleyeceğim. Ne oluyor sana kuzum? Ne oluyorsunuz Allah aşkına? Sakın bağırma. Ne oldu anne? Şirretlik etmez. Bir koku var. Polis mi çeviriyorsun? Evet. Ocakta bir şey unutmadın değil mi? Yok. Öyle değil. Güzel bir koku. Bugün yanımdan geçen şık hanımınki gibi. Yok. Ben koku falan almıyorum. Ben de. Eve geldiğimde de duymuştum. Sana öyle gelmiş herhalde. Hı? Ben eve geldiğimde ev buram buram yemek kokuyordu. Bu ses de ne? Ne sesi? Cep telefonu çalıyor. Cep telefonu mu? Bizim cep telefonumuz yok ki. Çaldı çaldı, ben duydum. Ben duymadım. Ben de duymadım. Nereden geldi o ses? Gayipten mi? Televizyondan. 60'lı yıllarda cep telefonunun ne işi var? Ne bilelim ana? Telefon çaldı diye tutturan sensin. Ay anacığım, senin sinirlerin çok gergin ya. Belki ondan ötürü de çın çın ötüyor olabilir. Hı. Şimdi elimi tersiyle bir tane çarparsam görürsün kulak çınlamayı. Aman be. Üf, ben odama gidiyorum. Bize ele veremez. Verirsen sen de rezil olursun. Nasıl olsa bir defa rezil olacağım. Hele durun bakalım, daha ağzını tutun. Ben de kendime bir çay daha koyayım bari. Olabilir ama akıllıyım. Erkeksiz yaşamak beyninin... Kızlar haklı. Sıktınız artık. Kadın sinirlerim bozulduğundan. Küçüklük idare etmeye benzemiyor. Değil mi küçük hanım? Alo? Alo? Benim İpek. Selam, ne haber İpek? İyidir. Telefona cevap veremedim, kusura bakma. Ters bir zamanda aradım galiba. Yok. Ama bizim holdingin genel müdürü Fıkra anlatıyordu da ayıp olmasın diye açamadım. Peki bana ayıp olmadı mı bu durumda? Çok özür dilerim. Ama bak hemen aradım. Şaka söylüyorum canım, şaka. İpek. Efendim. Seni özledim. İpek, alo, duydun mu beni? Benim kapatmam lazım. Misafirler gidiyor. Tamam.
Hatırımı kırmayıp barıştığınız için teşekkür ederim. Şşt, Hamide Hanım. Ben sizin değil, tek taşın hatırına barıştım. Yengem bu kadar da açık sözlüdür yani. Dobra, dobra. Baba ya, hangi parayla alacaksın şu yüzü? Simetri Bey ben kefilimi alacak dedi ya. Kuyumcu borcuna da kefil olur artık herhalde, değil mi? Olurum efendim. Değil mi? Ne demişler? İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. Bu çok doğru işte. Demek ki nikah şahidimiz de siz olacaksınız. Nikah şahidi mi? Ne nikah anne? Barışmamızın şerefine nikah tazeleyeceğiz değil mi Bekir'im? Daha neler? Hamide istersen balayına da gideriz. Değil mi? Ha. Ne? Nereye Bekir'im? Bir düşüneyim. Cehenneme gidelim. Ay. Ay. Oh be, eski havalarını buldular yine. Hem de nasıl? Simetri abi sayesinde. Birleşmiş Milletler'de görev yapacak adamım vallahi. Benim gibi bir ara bulucu, bir Gunnar Yering vardı. Sonrasını 40 yıl arasalar bulamazlar. Benim için de ara buluculuk yapar mısın? Seve seve. Kimle kimi barıştıracağız? Kezban yengeyle beni. Bilmem ki nasıl olur. Şşt lan. Nefesi taşıyorsunuz lan. Hiç. Ha. Öylesine. Bana bak. Ben bir Hamide'ye bakayım ne yapıyor içeride. Ne diyorsun? Yapacak mısın? Ama bu deveye hendek atlatmaktan zor. Hayır şu anda kolay. Avni'yi yakaladığı için Burhan iyi puan topladı. Bu rüzgarı arkanıza alıp konuşursanız ikna edersiniz Kezban yengeyi. Evet. Ederim değil mi? Ya var ya senin hayatta yapamayacağın hiçbir şey yoktur Simetri abi. Yoktur. Yürü be kim tutar seni Simetri abi? Yürü be Burhan kim tutar bizi? Buyur. Hadi. 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 Hadi bakalım bezanız mübarek olsun. Ne oluyor? Nereye kayboldu bunlar? Biraz hava almak istediler de. İnşallah havalarını almazlar. Seni özledim deyince heyecandan ne söyleyeceğimi şaşırdım. Ay az kalsın elimden telefonu düşürüyordum Sylvie'ye. Şu bardağı düşürmedi. Koy şuraya hadi. Nasıl aradı ama? Kesin bana aşık oldu. Bu numaraya hemen bir son ver Hacer. Git söyle, ben şaka yaptım de. İyi de bu şaka değil ki. Bak iş ilerleyince foya meydana çıkarsa kötü olur. O bana aşık olsun da gerisi umurumda bile değil. Ha sonuçlarına razısın yani. Kötü sonla biteceğini nereden biliyorsun? Herkesinkini kendi aşkınla karıştırma lütfen. Bizim aşkımız bitmedi. Biraz kesintiye uğradı o kadar. Yürü. Merhabalar. Ana! Ne var? Misafirler geldi. Kimmiş? Simetri Bey'le Burhan. Ne işin var senin burada? Bir dakika durunuz. İzah edeceğim. Bu sipsici hangi yüzle geliyor buraya? Bu cesareti nereden buluyor? Cesareti de yüzü de benden buluyor efendim. Çabuk götür onu buradan yoksa elimden bir kaza çıkar ha. Ama... Nedir bu gürültü ya? Ne oluyor burada? İyi akşamlar Mercimek Bey. Hadi gidin buradan. Hadi Sümetra abi söylesene. Kezban Hanım bir dakika sakin olun. Size önemli bir şey söyleyeceğim. Siz beni delirtmeye mi geldiniz? Hayır efendim. Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı bir iş mi? Kız isteme merasimi yani. Hayruş'u isteyecekler gıyabında. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Sülbiye'yi oğlumuz Burhan'a istemeye geldik efendim. Nasıl be? Ne oluyor? Saçmalamayın, kendinize gelin. Utanmadan bile gelmiş olmayı istiyor. Kendinize gelin lütfen. Kezban'ım yapma. Yok sana kızımız, yok. Benim hatırım da mı yok efendim? Yok.
Hatırın da yok, bu sipsiciye verecek kızım da yok. Defol. Çok ayıp. Misafir kovulmaz ama efendim. Salim, tüfeğimi getir. Hemen kes. Tüfek mi? Kaçalım Burhan. Hadi. Hadi. Ne bakıyorsun öyle? He? Son defa soruyorum Kezban yenge. Sülbe'yi veriyor musun? Vermiyor musun? Ben de son defa söylüyorum. Vermiyorum. Hadi şimdi güle güle. Hadi Burhan. Hadi yürü, tüfek geliyor, yürü. İyi akşamlar efendim. Ne gülüyorsunuz? Gülme Hacer, çarpacağım şimdi iki tane. Yaşan gitsene işine. Buralarda yenisiniz galiba. Abiniz var mıydı? Yok. Çok güzel. Biz burada yabancıları pek severiz. Hele ben bayılırım. Ay ben de bayılacağım şimdi. Fenalıklar geldi. Yaşan bir gitsene. Çay içseydik. Üzüm yeseydik. Size asılıyorum, farkında mısınız? Yoksa Gülhane farkında mısınız? Gitsene deli. Siz deli olduğumu nereden bildiniz? Bak git, yoksa bana ısındığını Hacer'e söylerim. Ama siz Hacer'i nereden bildiniz? Ben müneccimim. Şakirdarım. Keşke şu müneccim bayana ne zaman evleneceğimi sorsaydım Hacer'imle. Bilirdi bu soruyu müneccim. Müneccimcim! Müneccimcim! Sülbiye! Sülbiye, sana söyleyeceklerim var. Git buradan, anam görürse fena olur. Muhtarlıkta o. Ya bir gören olur, kulağına gider. Ya hadi Burhan git, gözünü seveyim. Artık korktuğumuz yeter Sülbiye. Gel kaçalım. Denedik. Olmadı biliyorsun. Bu sefer kararlıyım. Başaracağız. Yapamam.
Anam babam mahvolurlar. Biz ne olacağız Sülbe? Biz de mi mahvolalım? Ortalık yatışana kadar beklesek? Yatışmıyor, gördün işte. Dün gece beni nasıl kovdu. Artık tahammülüm kalmadı Sülbe. Benim için kolay mı sanıyorsun? Beni seviyor musun? Bu da sorulur mu? Dünyadaki herkesten, her şeyden çok seviyorum. O zaman gel benimle. Hemen, şimdi. Beni zor durumda bırakma. Ya benimle kaçarsın ya da beni unutursun Sülbiye. Burhan, o ne biçim söz? Bir saat sonra otobüse biniyorum. Ya gelirsin ya da bir daha beni göremezsin Sülbiye. Tam bir saat bekleyeceğim. Gelmezsen yalnız gideceğim. Ve bir daha da bu köye dönmeyeceğim. Burhan! Burhan! Bana bir kahve getir. Olur. Çay bırakayım mı? Yok istemez. Merhabalar, merhabalar. Ay, gözün aydın Salim amca. Jandarma abiyi mahkemeye sevk etmiş. Orhan, bana da bir çay ver. İnşallah hapislerde çürür vallahi. Al, ne hapiste çürürken Sülbiye de evde çürüyecek, biliyor değil mi? Bana bak Bekir, benle uğraşma. Ne olursun benle uğraşma. Zaten sinirlerim tepemde. Lan uğraşırsam ne olacak? Beni dövecek misin yoksa? Mercimek Salim. Bana bak, kız kendi rızasıyla gitti. Aha da bütün köylüler şahit. Tamam. Ayıp oluyor amca. Ha. Sen sus, karışma, işine bak. Kılıbık bir erkek olarak yaşamaktansa ölürüm daha iyi. Ha. Ne? Sen bunu bana mı söylüyorsun? Heh, aynen de sana söyleyeyim ha. Allah! Yettin artık. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Dur şimdi. Dur. Korkma vur. Dur. Kendi korku karıştırma. Gel. Bırakın parçalayacak. Hadi bırak sen de. Bırakın beni. Bırakın. Gel lan buraya. Sus. Bırakın beni. Bir saat bekleyeceğim. Gelmezsen yalnız gideceğim. Ve bir daha bu köye dönmeyeceğim. Biliyorum. Gelmeyecek. Sülbiye. Hacer. Sülbiye. Allah Allah. Ona evden çıkmamasını söylemiştim. Odasında mı acaba? Sülbiye! Ben Burhan'la kaçıyorum. Buna beni sen mecbur ettin. Beni merak etme, Sülbiye. Sülbiye!
Kaburga ağrıma geçti. Son elimdeki damarları saydım abi. Masayı tutarken. Şuraya bak. E şuraya bak da şuraya nasıl abandın mı? E örtü bile buluştu. Ben onu öyle nasıl bırakayım? Ben bırakayım. Göstereyim size nasıl bırakacağım. Hayır, ben orada duyguyu söyleyeyim size orada. Ne yapacağım? Tamam, yapacağın şu. Ben kendim, ben ne yaparım onu tamam. Biliyor musun öyle bir şey? Bak şu yapacağın şu. Götürürüm. Fırlatır. Yap. Al lan. Ulan ben içime doğuyor işte biliyorsun lan. İçime doğuyor. Tam dedi ki... Islandınız mı? Yine elbise değiştirmiş. Yine elbise değiştirmiş. Ben yaptım. Hadi ya. Günde 10 kere elbise değiştiriyor. Evet ya. Ben bir ısırayım.